Beyler gelin. Arkadaşlar. Beyler geri gelin. Abi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sözcüsü olarak söylenmiştir. Burada kaldırma, Sayın Başbakan'a Maliye Bakanlığı ilgiyle beraber resmi arz etmeye geldik. Grubun ne olduğunu arza geldik. Evet. Çıkınca da herhalde bazı şeyler söyleyeceğiz, değil mi? Şimdi kıymetli arkadaşlar, bu konuda Maliye Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında sistem anlayışından, sistemin özellikle mani kollardaki sistemin anlayışından görüş farklılığı vardı. Ama bu görüş farklılığı burada Sayın Başbakanımızın başkanlığında yapılan toplantıda taraflar resimleri kendi açısından ortaya koydular ve Sayın Başbakanımız bizim haklılığımızı tescil etti. Pazartesi de bu teminat bize kendileri tarafından verildi. Öyle sanıyorum. Zatenlileri de kendileri de bu şekilde konuşacaklardır. Hepinize teşekkür ediyorum. Herhangi bir ödenek ihtiyacı şu anda mevcut değildir. Sorunun aslında Milli Savunma Bakanlığı bütçesindeki ödenekler tamamen biterse bu sene için yetişmez. Bu ödeneklerin artırılması lazım. Bittiği takdirde ne yapılacağıyla ilgilidir. Dolayısıyla sistem üzerinde faydalı bir görüşme yapılmıştır. Silahlı kuvvetlerimizin şu an hiçbir ödenek sorunu yoktur. Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü ihtiyacının karşılayacağını ödenek serbest bırakılmıştır. Dolayısıyla bütün ödenekler, yani ihtiyaçlar şu anki bütün ihtiyaçlarını karşılayacağı ödenekler Maliye Bakanlığımız tarafından serbest bırakılmıştır daha önceden ve şu anda harcayabilecekleri imkanlar mevcuttur. Şunu açalım arkadaşlar. Efendim bu ek ödenek konusunda insanın hemen gelir. Hayırlı günler diliyorum hepinize. Sağ olun. Var olun. Hocam.